top sesleri sardı toprağı taşı. Al kana karıştı akan gözyaşı. Babanın oğlunu bulduğu yerdir. Nusret deniz aldı altı serdim ayını. Mehmet'in üç günlük yoktu tayini. Düşmanla paylaştı kalan suyunu. Boğaz'ın dağları böldüğü yerdir. Askerin katığı bulgur çorbası. Sökük pantolonu yırtık turbası. Eski bir mektubu saklar torbası. Gözlerin hayale daldığı yerdir. Anası eline kına yakmıştı. Bacısı erkenden yola çıkmıştı. Bir gece öncesi yüzük takmıştı. Taze umutların solduğu yerdir. Uykusuz gecenin günsüz şafağın, dalgalı denizin kumun toprağın, İngiliz, Fransız, Hintli, Anzağın birlikte dersini aldığı yerdir. Kızıl ufuklardan güneş doğarken, düşmanı boğazın suyu boğarken, gökten yağmur gibi mermi yağarken, siperlerin kanla dolduğu yerdir. Her karış toprağı kan suladı kan, üst üste yığıldı can üstüne can, böyle kazanıldı bu cennet vatan, meleklerin vecde geldiği yerdir. Böyle kazanıldı bu cennet vatan, meleklerin vecde geldiği yerdir. Doktor Nedim Uçar. Sayın Nedim Uçar hocamıza saygı, sevgi, hürmetlerimi gönderiyorum. Bundan birkaç yıl önce 50. sanat yılını Almanya'nın birçok bölgesinde, Türkiye'de kutlamıştık. Çok güzel bir şiir yazmış, çok güzel bir düşünce. Hakikaten Çanakkale'yi, savaşı ne kadar güzel bir şekilde anlatmış. Tabii savaş güzel değildir ama anlatımı güzel. Ben gördüm Nevşehir'de bu yıl 12 yaşında şehidimiz vardı Nevşehir'de arkadaşlar. Evet, bu Kurtuluş Savaşı'nda 12 yaşındaki şehidimizin adı, soyadı, doğum tarihini gittim, gördüm ve binlerce şehit verdik, 260 bin. Tabii bu vatan kolayla alınmadı. Bu vatana sahip çıkmak gerekir. Doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle bu vatan bizim vatanımız. İşte bu vatan Mustafa Kemal Karakurt'un vatanı. Bu vatan Yasin Göksu'nun vatanı. Dolayısıyla bu güzel programımıza desteklerinden, sahip çıktıklarından dolayı da bu şiirin okunmasına vesile olduklarından dolayı da teşekkür ediyorum. Hattımızda bir izleyicimiz varmış. Bir alo diyelim bir. Alo. Alo. Evet, ben çağırdım da geldi. Mutlaka Doktor Nedim Uçar. Eminim vallahi bak. Şiirini duymuştur ha. Arkadaşlar bir alkışlayalım evet, şu Doktor Nedim Uçar'ı. Sayın evet. Nedim Uçar. Evet. Çok güzel yorumladınız. Oysa ben yoldan yeni geldim. Televizyonu açtım, baktım şiir okuyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Anlıyorum orada iki tane de kandik sima görüyorum. Hüseyin Öksüz Bey ile Kemal Karakurt Bey. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Sağ olun. Ayrıca programdan aziz vatandaşlarıma da merhabalar diyorum. Sayın Uluç. Efendim. Kanal Avrupa'dan Anadolu diyarından Anadolu'nun gür sesini dalga dalga dünyaya duyurmaktasınız. Bir programın uzun süre olması o programı yapanın başarısına bağlıdır. Sayın Uluç her konuda olduğu gibi yayıncılık konusunda da son derece başarılıdır. Kendisini yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Sanıyorum bu Çanakkale şiir okumanızın nedeni Çanakkale hastası olması dolayısıyla. Tabii, tabii. Çanakkale Savaşı Mustafa Kemal'in komutasında komut ettiği orduların Avustralya'dan Yeni Zelanda'dan getirilen Anzak kuvvetlerinin Arıburnu'nda ve John Fire'ında yenilerek büyük zafer elde edilmesidir.
Çanakkale Savaşı dünyanın en zorlu ve en kanlı mücadelesidir. Bu savaşta 253 bin askerimiz şehit düşmüştür. Bu topraklar için seve seve ölümü göze alan, ölüme giden şehitlerimiz için Çanakkale'ye de şehitlik ve şehitler abidesi yaptırılmış. Ve üzerine de Çanakkale geçilmez sözü altın harflerle tarih sayfalarına kazınmıştır. Topraklarımızda ne anladıklarını ve ne aradıklarını, niçin geldiklerini bilmeden ölen düşman askerler için de Atatürk, topraklarımızda yatan bu askerler bizim konuklarımızdır, rahat uyusunlar diye ne denli bir hoşgörülü komutan olduğunu dünyaya duyurmuştur. Onlar için de bir anıt yapılmıştır. Hoşgörü Anadolu insanının en belirgin özelliğidir. Sayın Uluş, Çanakkale şiirini bir şafak vaktinde yazdım. Dışım sükut, içim kıyafet duvarında. Bu zaman diliminde şehitlerimizin aziz ruhlarını şal etmek amacıyla yazmaya çalıştım. Oysa Çanakkale satırlara sığmaz. Çanakkale'yi yazmaya kalemlerin gücü yetmez. Kağıtta az gelir. Çünkü Çanakkale zaferi tarihin en muhteşem destanıdır. Orada okuduğunuz gibi mermi mermiyi delmiştir. Evet, ben diyecektim hocam. Merminin mermiyi deldiği yerdir. Ne kadar çok mermi atılmışsa arkadaşlar, mermi mermiye evet. isabet etmiş. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Orada bir cümle bağlayın konuyu. O topraklara nice isimsiz kahramanlar yapmaktadır. O yiğitlerin naaşları baharda kır çiçekleri gibi ışıl ışıl, pırıl pırıl, rengarenk her tarafı kaplamaktadır. Nur içinde yatsınlar. Şehitlerimizi yaşatalım, unutmayalım, vatanı öldürmeyelim. Hepinize tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Biz alkışlıyoruz arkadaşlar. Sayın Doktor Nedim Uçar 50 yıl polis teşkilatımıza hizmet etmiş. 1. sınıf emniyet müdürü olarak emekliye ayrılmış. 50 yıldan daha fazla bu süre zarfında da 4000'den fazla şiir yazmış. Kültüre, sanata, şiire, edebiyata büyük destek sağlayan değerli bir şairi, yazarımızdı. Kendisine de teşekkür ediyorum bu güzel şiiri ve programımızı onurlandırmasından dolayı. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın sevgili hocam. Sağ olun. 3. bölümde yine güzel bir şiirimiz var. Bu şiirimizde Ankara'dan Özdemir Taşan'ın şiirini okuyacağız. Evet arkadaşlar, program iyi gidiyor. Varsa telefonumuz alalım arkadaşlar. Bugün Çanakkale'yi kutluyoruz 2. ve 3. bölümde. 1. bölüm çok renkliydi tabii, sizinle girdik. Ama bu bölümde de yine duygu düşüncelerini paylaşabilirsiniz, güzel eserlerinizi. Evet Kemal abi, seninle devam ediyoruz. Hemen sorular sorayım. Çok güzel bir markanız var özellikle. Markanızın ismini tam söylemiyorum ki büyük reklam olur. Biliyorsun reklam canlı yayında yasak ama Baba Sultan Kemal Usta. Nereden geldi bu Baba Sultan? Aslında bizim ismimiz Baba Sultan Köfteci. Hı hı. Baba Sultan bu bizzat İnegöl'de yaşamış bir devriş mi diyeyim? Türbesi çünkü var. Türbesi de var. Tabii. Önemli bir şahsiyet. Bu İnegöl köftesinin esas ismi Baba Sultan Köftesidir. Hı hı. İnternet sayfasında da bulabilirsiniz bunu. Ve onu siz Esen'e getirdiniz. Esen şehrinin. Değil. Markayı tabii. Bu zatın ismi altında bu köfte İnegöl'de satılıyordu. Hı hı. Köfte Bursa, İstanbul o bölgelerde bu köfteci açılınca ismi İnegöl köftesi oldu. Yani Baba Sultan unutuldu bir yerde. Hı hı. 50-60 yıldır Baba Sultan ismi unutuldu. İnegöl köftesi diye geçti. Evet. Biz bunu araştırdık, bulduk. Bu icat eden zatın ismini bulduk. Biz bunun patentini Avrupa'da yaptık. Ve Berlin'de 5 tane yaptım. Çok da güzel. Yani Berlin'de 5 ayrı yerde. Tabii Baba Sultan. Marka ben sevdiğinde yaptım. Çok güzel bir şekilde işliyor. Yani bayağı da tuttu. Hemen hemen şu anda 20-25 tane köfteci var. İnegöl köftecisi. Tabii benim ismim altında 5 tane. Şimdi bir tane kaldı ismimi kullanan arkadaşımız. Biraz iyi niyet gösteriyoruz. Bir şey dediğimiz de yok. Ama peki, ismimi kullanıyor yani. Bu örneğin Adana Birecik kuzu şiş, domatesli kebap, soğanlı kebap, kilis oruk kebabı. Oruk kebabı. Ya bunların hepsi var mı size? Var. Yani var. Bir vatandaşımız artık size geldiği zaman kebap. Eşiyle, ailesiyle, çocuklarıyla. Tabii. Ben burada geldim. Bu hizmetleri sizden görebiliyor öyle mi? Patlıcan kebabı yedim. Patlıcan kebabının yanına baktım, pilavdan
sumaklı soğan var. Patlıcan kebabının yanında sumaklı soğan olmaz. Hı-hı. Hele pilav hiç olmaz. Hı-hı. Patlıcan kebabının özelliği yanında domatesli, bir domatesli kebap atarsın ya da sade bir kebap atarsın. Domates, biber pişirirsin, üzerine açık yufkasını koyarsın, kuzu soğan koyarsın, baş soğan koyarsın. Adam dürüm yapar, yer. Patlıcan kebabının özelliği bu. Pilavla soğanla, sumaklı soğanla patlıcan olmaz. Evet. Artı bende fıstıklı kebap da var. Allah. Hüseyin abi programdan sonra gidelim. Tamam, öyle yaparım bu yemeği. Bu değerli abimiz inşallah bizi davet eder. Zaten etti. Şeyde, Baba Sultan Kemal Usta'nın yerinde bir fıstıklı kebap yiyelim. Yiyelim vatandaşlarımıza hocam. Da davet edelim. Hakikaten siz hem para kazanıyorsunuz, hem birkaç kişiyi çalıştırıyorsunuz, iş aş veriyorsunuz. Hem de ülkemizi tanıtıyorsunuz, Türkiye'yi ve Türk yemeklerini. Ben onun için sizi aldım, o bizim için önemli. Aslında gönül ister ki Kültür Bakanlığımız Türkiye'yi çok güzel tanıtımı için projeler, programlar hazırlanıyor, yapılıyor, reklamlar var. Bir yılda 3-4-5 yıldızlı restoranlara destek sağlasalar, Türkiye'den aşçılar gönderseler, çeşitli konularda destek sağlasalar çok iyi olur. Çünkü siz Almanlara hem ülkemizi tanıtıyorsunuz, hem yemeklerimizi bir elçimizsiniz. Yani ben bunu öyle görüyorum değil mi Hüseyin abi? Doğru. Yani sizler de desteklenmesi lazım. Vatandaşlarımız artık yani. Esen'de o Altendorf Eşitası, o güzel caddede yukarıdan aşağı doğru Baba Sultan gelsinler, görsünler değil mi? Hayır, çok güzel bir kadayıfınız var. Bildiğim kadarıyla künefiniz. Asıl ismi onun peynirli kadayıftır. Biz künefe diye satıyoruz burada. Çok güzel. Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sevgili kardeşim al şu güzel sazı eline. Al bakayım bir. Götür bizi dediğim gibi Kırşehir'e götür. Neşet Usta'nın memleketine götür. Nereye götürürsen götür. Arkasından da değerli hocamız Hüseyin Öksüzoğlu yiğit olur sarıların uşağı diyecek. Bütün sarılarda bugün Avrupa'da 3000 sarılar da var. Sizi dinliyor. Tamam. Evet. Sizinle devam ediyoruz Yasin'cim. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim halelleştim, öptüm sevdim halelleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Gonca güle. Acem şahın ince bele. Yeter naz eyleme bana, gayrı naz eyleme bana. Gel göreyim kana kana, gel göreyim kana kana. Aşık oldum canım sana, aşık oldum gülüm sana. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Gonca güle. Acem şalın ince bele. Acem şalın ince bele.
bakışta yaktın beni, bir bakışta yaktın beni, derdine bıraktın beni, derdine bıraktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Gonca güle, acem şalım ince bele. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim Yasin. Çok çok sağ olasın. Evet Hüseyin Hocam, sizinle beraber bu güzel programın ikinci bölümüne reklamlara çıkacağız. Biraz önceki canlı yayınımıza katılan Doktor Nedim Uçar da 3 yıl önce yiğit olur sarılan uşağı demişti. Bu güzel sizin eserinizdeki gibi. Herhalde siz de öyle bir şey söyleyeceksiniz. Buyurun. Benden de kendisine çok sevgi selamlarım olsun. Sağ olasın. Bu parça da ona gelsin. Telefonumuz var. Bir dakika Hüseyin abi, bir telefonunuz var, bir alo diyelim, bir alo diyelim, dostlarımızı bekletmeyelim. Tabii. Evet, alo. Alo. Hoş geldiniz. Evet, alo. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Al. Musa kaldı, Hacı. Hacı Musa, evet sesiniz geliyor üstadım, çok teşekkür ediyorum. Buyurun, buyurun, hoş geldiniz, şeref verdiniz programımıza. Ya. Ama yani, Musa kaldı. Evet alkışlıyoruz arkadaşlar. Bir Türkiye'den valla. Urfa'dan değil mi? Çok çok güzel bir çok güzel bir yarın. Urfa'dan bağla bütün toplumuz. Hayır teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olasınız. Aynı zamanda Urfa ya. Urfa Mesle Eski Müzik Cemiyeti Başkanı. Eski Müzik Cemiyeti Başkanımızmış değerli Musa Bey. Evet. Evet. Buyurun. Abi istersen kendisi evet, geliyor abi. Ben başkan ben başkan sizlerle olan kendi tavsiyelerinize çok teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Karakurt hemşerimem kardeşime çok teşekkür ediyorum. Mevzamınızı güverdiniz. Sağ olun. Çanakkale ile bir ilginiz. Yok yok diyor herhalde. Hacı. Kardeş. Ben arzu ederseniz Çanakkale 990. Alo. Düştü mü? Buradan mı anlatalım? İnşallah gelecek hafta Çanakkale ile ilgili bir çalışması Acenin, varmış. Onu söyleyecekti. Musa Kaldın Çanakkale üzerine türküsü var. İnşallah. Valilik onun şeyini de gönderdi kendisine. Yani öyle çok mi? Güzel bir eseri var. Çanakkale üzerine bir türküsü var. O zaman dinlemenizi tavsiye ederim. Sayın Musa Hocam çok teşekkür ederim ama bir teknik hata oldu. Canlı yayından düştü. İnşallah gelecek hafta sizi tekrar canlı yayına alacağım. Çünkü gelecek hafta Çanakkale kutlamalarını gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, sağ olasınız. Bazen böyle canlı yayında oluyor Hüseyin Hocam. Evet, doğru. Kemal abi, geçen hafta da oldu. Aynen böyle bir talihsizlik yaşadık. Evet. Hacı abiye söyletebilirdik yani. Ama inşallah gelecek hafta. İnşallah. Evet. Buyur Hüseyin Bey, sizinle devam ediyoruz. Thank you.
Aman yenice bağından indim aşağı. Tabancama süremedim fişeği. Sana derim sana gelince afiye. Yiğit olur sarılarım şöyle. Sana derim sana gelince afiye. Yiğit olur sarılarım şöyle. Yenice de kır şehire olalım. Ben oldum da cafiyemin yanına. Hapishanelerde günüm geçmiyor. Cafiyem de ele gelin ola. Hapishanelerde günüm geçmiyor. Cafiyem de ele. Yenice bağları erken bozuldu. Jandarmalar tabur tabur dizildi. Sana derim sana gelin cafiye. Bizim evrak hangarıya yazıldı. Sana derim sana gelin cafiye. Bizim evrak hangarıya yazıldı. Auto Göksu ve Baba Sultan Köftecisi'nin sunduğu Anadolu Diyarı devam edecek. Doğanın lezzeti yay-